duyarlı olalım. Ha. Kurbanlıklarda satışta malumunuz bol bol konuştuk ama fakat lakin bazı hayvanların kontrolden geçtiğini gösteren küpelerin sahte olduğu ortaya çıktı. Allah Allah. Sahtekarlar hastalıklı kaçak hayvanları piyasaya sürdü. Peki aldanmamak için ne yapacağız? Aha da haberimizde. Bu küpe sahte mi gerçek mi diye nasıl anlayabileceğiz? Buradaki küpe numarasıyla hayvandaki küpe numarası birbirine eşleşmeli. Eski küpeleri biriktirip kaçak ve hastalıklı hayvanlara taktılar. Sonra da pazara çıkardılar. Dolandırıcılar kurbanlıklara gölge düşürdü. Pazarlıklarla birlikte sahtekarlıklar da başladı. Bazı sahtekarlar geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların kulaklarındaki bu sarı küpeleri atmamıştı. Ve bu yıl kaçak olan, hastalıklı olan hayvanları kulağına aynı küpeleri takıp satışa sürdüler. Haliyle Kasaplar Odası çok ciddi bir uyarı yaptı. Bu bilgi kulağınıza küpe olsun dedi. Kesilen hayvanların küpeleri imha ediliyor. Yönetmeliğe uygun satış yerlerinde hayvan kesilirken kulağındaki küpenin de imha edilmesi şart. O küpe kimlik kartı ve ölünce geçerliliğini yitiriyor. Ancak hileciler bu kuralı deldi ve iddiaya göre hastalıklı hayvanları kontrolden geçmiş gibi küpeleyip sattı. Peki sahte küpeli hayvanlar, yani sağlıksız hayvanlar nasıl ayırt edilir? İlk etapta gittiklerinde hayvana ait küpe numarası ve küpe numarasına ait bir pasaport bulunmakta. Yani bu pasaportu satıcı bu pasaportu alıcıya ibraz etmek durumunda. Diyelim ki bu tosunu satın aldınız. Bakıyorsunuz kulağında sarı seri numarası olan bir küpe var. Ama yapmanız gereken bir işlemde hayvanın pasaportunu aldığınız satıcıdan istemek ve bu pasaportun üstündeki numarayla kulağındaki küpenin numarasını eşleştirmeniz gerekiyor. Hem kurban pazarındaki veterinerler hem de Kasaplar Odası hayvan resmi kurumdan alınmış olsa bile küpe ve pasaporta eşleştirme konusunda uyarıyor. Küpe önemli değerli dostlar. Uyarılımınız da önemli. Dikkat ediniz. Şimdi